Teşekkürler. Ay, ellerinize sağlık çocuklar. Afiyet olsun canım. Riyade olsun. Allah kabul etsin. Çayımızı iç biz de. Kalkalım hemen. Hadi. Hı-hı. Oyun oynayacağız Gönül. Ne oyunu? Ya oturun daha erken. Ne? Dönün. Çocuklar yazmışlar gruba, okusana ya. Arkadaşları görüntülü konuşuyorlarmış. Problem yok ki oturalım, oyun oynayacağız ya. Oyun nasıl bir oyun? Çok güzel bir oyun. Bayılacaksınız. Nerede benim kartlar? Dur, şuraya girişe bırakmıştım. Emine şu kartları verse bak şeyde. Tamam, evet. Portmantonun önünde bir tane torba var. Ay Kemal amca lütfen, başım döndü artık. Yürüyüp durmayın ya. Oturamam. Oturamam Emine, daha 2500 adım atmam lazım. Bebe. Şimdi bu torbanın içinde kartlar var, tamam mı? Hı-hı. Bu kartlardan herkes bir sırayla bir tane çekecek. Hı. Çektiği zaman soru neyse o sorunun cevabını verecek. Tamam, o kadar. Nasıl sorular bunlar? Bayağı zor sorular, öyle kolay değil yani. Zor sorulardan korkmayız biz. Şimdi bak, bunun içerisindeki sorular, bir tanesini söyleyeyim mesela. Bu grubun en sinsisi kimdir? Ya bunu çeken onu söyleyecek. Yani bu grupta en sinsi kimse onu söyleyecek mesela. Çok saçmaymış, ben oynamam. Yapma abiciğim, oyun bozandık ya. Ne var abiciğim, eğleneceğiz birazcık ya, Allah Allah. Peki Tuna, başka nasıl sorular var? Söyle bakayım. Ya buna benzer işte. Mesela bu grubun en rüküşü kimdir filan falan, öyle yani, tamam mı? Kim çıkarsa o onun cevabını verecek yani. Ama yani illaki buradan birinin adını vereceğiz. Tabii kesinlikle. Buradan birisini söyleyecek mutlaka. Grubu ne? Bu grubun içerisinde. Bu gece çok eğlenceli olacak, şimdiden belli. Ben oynamam, çok saçma bir oyun. Of! Haluk, zaten gerginim. Yani oynayıp biraz kafa dağıtacağız işte. Hem ayrıca Meltem de sana kırgın. Belki kırgınlığı geçer böylece. Yo, onun kırgınlığı geçmez çünkü inat. Oynuyor muyuz? Oynayalım babacığım. Efendim? Hadi gel otur, beraber oyun oynayacağız. Ha, yavrum oturamam, benim yürümem lazım. Hem ben kahveye gidiyorum şimdi yürüyerek. Kahvede biz okey oynayacağız. Hadi hoşça kalın. Tamam, hadi görüşürüz. Güle güle. On bin fena değil ama yani 10.000 adım da kolay değil günü. Evet, tabii yani. Ben de oynayabilir miyim? Olur. Peki gel, senle başlayalım. Ya çek bakalım. Çekeyim. Çok saçma bir oyuna benziyor. Oynayacağız işte. Bu grubun en agresifi kimdir? Şimdi içimizden birinin adını söylemek zorundasın. Çok zor bir başlangıç olur diye düşündüydüm. Tabii ki Haluk Bey. Emine'nin çalıştığı yerden geldi. Demek öyle Emine. Haluk bak, demek öyle Emine derken bile agresifsin kısaklı. Evet. Demek ki Haluk'un adı çıktı. Şimdi sırada Haluk var. Çek bakalım Haluk. Hadi çek bakalım. Hadi bakalım. Haluk çeksene. Karıştır. Yani bunu cevaplaması çok zor. Kendinizi kurtarmak için birine iftira atmanız gerekse bu odada kime iftira atardınız? Bu bana çıksaydı ben hiç düşünmeden kesin Hüseyin derdim. Haluk ama bu odadaki birini söylemek zorundasın. Söyle hadi. Bekliyorum. Hadi. İyi de ben taş fırın erkeğiyim. Ben kimseye iftira atmam ki. Aptallık. Allah aşkına ya, oyun oynuyoruz burada ya. Birisini söyleyeceksin işte. Alınma gücenme yok, tamam mı? Ayaz biz bu hızla gidersek yani sahura kadar bitmez bu oyun. İyi tamam. Cevap veriyorum. Hadi. Tuna'ya iftira atardım. Ne? Nasıl yani? Bayağı öyle. Bana mı atıyorsun? Evet. En yakın arkadaşına. Ne var bunda Tuna? Meltem'e mi atacak iftira? Ay tamam, Meltem'e atmasın da sana atsın yani. Niye bana atıyor? Pardon, anlayamadım. Bana ne atıyor o zaman? Kendin diyordun alınma gücenme yok diye. Ama o başka, bu başka Gönül. Beni söyledi ya. Ben seni de söyleyebilirdi yani, o açıdan diyorum yani. Pardon, beni niye söyleyecek anlamadım yani. Beni ne söyleyecek? Haluk Bey sizi seçti Tuna Bey. Yani oyunun kuralı bu. Evet, senin getirdiğin bu saçma oyunun kuralı bu. Çok kırıldım yalnız. Yemin ediyorum, gerçekten kırıldım. Hiç beklemiyordum yani. Ben ya Gönül ya Emine dersin diye bekliyordum. Beni yapacak bir şey yok yani. Ben bir kadına öyle iftira atamam yani. Ne yapacağım? Bir tek sen vardı, sana attım. Hadi Tuna, çek. Çekiyorum. Hakikaten kırıldım ama yani. Valla ne heves kaldı, ne bir şey kaldı yani. Hakikaten içimden gelmiyor şu anda Gönül. Çekiyorum, tamam. Ben istemeyerek çekiyorum, bilin yani. Hadi. Tuna.
Evet. Grubun en sinsisi kimdir? Çıktı, ben bunu değiştirebilir miyim bunu ben? Hayır, 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 cevap ver. Sinsiz. Şimdi intikam almak için Haluk diyecek ha. Ben sen miyim abicim, öyle bir şey söyleyeyim? Ben sen miyim yani? Ben açık açık şeyi söylerim yani. E tamam, kim? Söyle Tuna. Yani bence bu grubun en sinsisi Gönül. Aa, aa. Ay be, şok. Ben de şok. Bu ne şimdi Tuna? Ben miyim sinsi? Hayır, alınma gücem yok Gönül. Nasıl alınma gücem yok yani? Çok bozuldum ya. Yani. Ben mecburen sinsi söyledim Gönül yani şimdi. Ya onları nasıl söylüyorsun? Niye mecburen beni söylüyorsun? Hayatım, bu bir oyun. Ciddiye alma Allah aşkına, boş ver. Sen niye o zaman biraz önce öyle afra tafra böyle hallere dağlar yaptın? Aynı şey mi abicim? Aynı şey. Nereye aynı şey? Alakası yok. Onunla bu aynı şey değil. Nasıl aynı şey değil? Tuna Bey, aynı şey işte. Demek sinsi. Ha Tuna, valla ben de çok merak ettim. Niye Gönül? Yani biriniz, ya Gönül benim en yakınım. Hı. Sizi söylesem üzülebilirdiniz, kırılabilirdiniz. Ama Gönül söyledim yani, insan yakınını söylüyor. Sen ne bir şey yapıyorsun ki? Ben kırılmadım yani, değil mi? Ben kırılmadım. En yakınındaki ben kırılmadım yani. Ama ben Gönül, sen kırıl yani şimdi şeyi açısından dedim Gönül onu. Yani... İnsan en yakınını korumaya, kollamaya çalışır Tuna. Ama biliyor musun, bu iş hep böyledir Gönül. Aman o benim yakınım, nasıl kırılmaz, aman o beni nasıl affeder, o beni tanıyor işte üzülmez diye diye hep hayatımız en yakınımızdakini kırıp üzerek geçiyor. Sinsi. Ama hakikaten ben de şaşırdım yani. Demek sen Gönül'ü bayağı bir sinsi buluyorsun yani. Ne diyorsun? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarız bu evde sır dolu şu halimi.